Ebru yaşıyorsa senin sayende Baran. Sen olmasaydın... Hiç de bile. Başımıza ne geldiyse onların yüzünden geldi. Tamam Ada. Ne tamam? Ya bunun altından da onlardan biri çıkarsa hiç şaşırmayın. Ada. Tamam sustum ama. Ben gideyim. Melek yok, Emine abla yok, Kadriyana yok. Herkes aldı başını gitti. Fikriye teyzenle konuştum da... ...güya Emine ablayı alıp geleceklerdi. Hani? Anam iş aradı mı? Yok, aramadı. Hay babam, kurban olsun sana oğlum. Paşam benim. Aa, bu konağın durumu ne olacak böyle? Benim canım çok sıkılıyor ya. Ne oldu? O kadar çok şey üst üste geldi ki. Biz... ...sana teşekkür bile edemedik Baran. Sen olmasaydın belki de annem... ...annemi kurtardığın için sağ ol Baran. Ya tamam mühim değil, sen düşünme böyle şimdi. Adayı da takma ne olur. Anneme çok üzüldü. Çatacak bir yer arıyor işte. Biliyorum, biliyorum da. Neyse. Ben gideyim. Bir şey olursa ararsın beni, tamam mı? Tamam. Neredesin be kızım? Neredesin? Daha nerede arayacağımızı bile bilmiyoruz ama ne yapacağız? Gerekirse Maraş'ı kapı kapı arayıp bulacağız. Var mısın kızım? Varım, varım tabii anam. Hadi o zaman. Koskoca konak diyorum, tek başıma olmuyor diyorum. Anlamıyor musun? Mehdi'me, oğluma şöyle dillere destan bir sünnet düğünü yapacağım ha. Öyle değil mi aslanım benim? Herkes görsün paşamı. O kurban olsun babasa. Ne oldu? Ağam, sana kötü bir haberim var. Rıfat'ın bahçe kül olmuş. Dün gece yıldırım mı düşmüş? Nedir artık? Vah vah. Vah, yazık olmuş be. Beni göreceksin değil mi ağam? Ya öyle dedim. Tamam ulan, fabrikaya uğra. Kaç gibi geleyim ağam? Tamam dedik ya lan. Haydi. Abi, sana da günaydın Narin. Baran, ne hal? Oğlum, Baran ne oldu sana böyle? Oğlum iyi misin sen ha? Sorma başımıza gelen. Dün gece Ebru'yu ararken baktım kulübe gibi bir yer yanıyor. İçeriden Ebru'nun sesi geldi. Ben de daldım içeri kurtardım. Ne diyorsun sen ya? Oğlum ya sana bir şey olsaydı Baran ben ne yapardım? Tamam ana ben iyiyim de... Ebru'ydu. Kızım ne yaptın sen ya?
Geçmiş olsun. Allah evlatlarına bağışlamış. İyi tamam. Madem Ebru iyi, kızları da başındaymış bak. Hadi sen de git yukarıya odana bir dinlen, üzerini değiş, bir kendine gel Baran. Ben bakarım Ebru'ya, hadi. Tamam hanım. Ama sen bak. Abi Allah aşkına hallet şu işi artık. Sen zaten yeterince halletmişsin teyzem kızı. Bana bir şey bırakmamışsın ki. Ulan bir çay içirmediniz be. İlan verdiler lan bana. Biri başlıyor, biri bitiyor. Gel lan! Gel lan! Ayşe. Bu ne ya? Ne oluyor ya? Anneme yaptıklarının hesabını ödeyeceksin. Yaptıklarının hesabını ödeyeceksin Kendall. Ne diyorsun kız sen? Kime neyin hesabını sorayım sen ha? Yaklaşma. Yaklaşma. Ayşe. Baran yapma oğlum, dur. Baran sen çekil. Bu adam anneme yaptıklarının hesabını verecek. Bizim hayatımızı mahvetti bu adam. Ayşe bırak o silahı da bir konuşalım. Böyle olmaz. Benim konuşacak hiçbir şeyim yok. Her şeyi öğrendim ben. Artık senin yalanlarını dinlemeyeceğim. Öyle mi? Demek her şeyi öğrendin ha? Ben palavrası bey. Önce anan olacak o kadın. Bana yaptığı ihanetin hesabını versin bağlım. Hepsi senin tezgahındı be. Annem senin yüzünden ölüm döşeğinde. Ayşe bak indir şu silahı bir konuşalım. Baran annem ölüyor diyorum, anlamıyor musun? Çekil. Çekilmem. Sen çekilmiş miydin? Olmaz. Bak buna izin vermem. Anan sana tezgah dedi öyle mi? Sen de buna inandın. Bana gelen mesajı gözlerinle gördün. Onu nasıl açıkladı peki? He? Yanlışlığı mı atmış? Ben sana olanı biten diyeyim Ayşe. Kasım'la anan kaçmak için plan yaptı. Ama anan belli ki Kasım gibi bir itle kucağında çocukla ben ne yapıyorum dedi. Mesajı attıktan sonra geri dönmesi de zor. Hep kendine yüklenin bağlım. Hala gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Yalan söyleyen ben miyim ha? Ben miyim? Anan. Yok ablan. Pardon anan. Amca yeter dedim sana, yeter. Gözünü aç Ayşe, Sibel, hepimizi ayakta uyut. Önce ablandı, sonra anan oldu. Baban kim senin ha? Baban nerede senin? Kimden peydahladı seni? O kapıyı açıp beni yatağına alan kim? Silahımı dayamışım ananın alnına. Sor bağlım. Amca yeter dedim. Ayşe sen de bırak o silahı. Bırak evlat. Ne hesabı varsa görsün bağlım. Sen karışma Baran. Bu adam yaptıklarının hesabını verecek. Önce anan olacak. Bana yaptığı ihaneti hesabını. Kendal! Oh.
ne ya? Onu sen istedin. Amca sakın. Elinde silah, konağa basıp az daha seni vuruyordu Baran. Cezası mı kalacak yaptığı? Ben yaşadığım sürece Ayşe'nin kılına zarar veremezsin. Unuttun mu söyledikleri? Yok aslanım öyle. Sibel olacak kızı gelip konağa basacak. Ben de susacım öyle mi? Sen amcanı tanımamışsın daha. Amca yeter bak sus yoksa. Yoksa ne Baran? Ne? Bunlar için amcana karşı mı duracaksın? Abi. Madem öyle, gerçekleri öğrenmenin vakti geldi. Kızımız üzülmesin, yıkılmasın. Anasının ne mal olduğunu bilmesin istedim. Ama size iyilik yaramıyor. Kendal tezgah kurmuş öyle mi? Bak bağlım gingime tezgah kurmuş. Özlem! Ha. Şu teybi getir. Hangi teybi? Bunun anasıyla Kasım'ın konuştuğu teyp. Haydi. Madem kızımızın gözü bu kadar karardı... Gerçekleri öğrensin Bağal. Hiçbir şey gizli kalmaz. Ben deyince suçlu ben oldum madem. Kendi duysun dinlesin Bağal. Haydi. Ne diyorsun sen ya? Ben demeyeyim anan diye. Onu dinle sen. Madem bana inanmayın. Haydi getir şunu. Ada, Maya, merak etmeyin. Annenize burada iyi bakacaklar. Sizi bize götüreyim. Veya isterseniz hocanıza bırakayım ha? Ben annemin yanına kalacağım. Ben de. Bakın, burada beklemenizin kimseye bir faydası olmaz. Annenizi uyutacaklar ve size göstermeyecekler. Kenan abi doğru söylüyor. Teyzem arıyor. Efendim teyze? Emre, var mı bir gelişme? Var teyze, olmaz olur mu ya? Ama ben gelince anlatayım. Kızlar yanında mı? Evet. Birini versene bana. Efendim Elif abla. Mayacığım. Rüzgar uyandığından beri sizi sorup duruyor. Geleceksiniz değil mi? Daha fazla tutamıyorum. Anladım Elif abla, geliyoruz biz. Ne olmuş? Rüzgar durmuyormuş. Sen git istersen, nöbetleşe kalırız burada. Tamam o zaman. Hadi ben seni bırakayım hadi. Gidelim biz. Anacığım. Bana hala kızgın mısın? Yani Sabri'yi diyorum. Nane ablanın kazayla vurmuş ana. Ben ona inanıyorum. Öyle dedi. Yapsa söylerdi çünkü biliyorum. Gözlerinde gördüm ana. Yalan demedi. Komutanım. Levent, ben bir İdris babanın yanına uğrayacağım. Ama önce... Annenizin içinde olduğu araç uçurma yuvarlanmış. Ancak bulduğumuz ev biraz uzakta. Yaralı vaziyette oraya nasıl gittiğini bilemiyoruz. Bugün Narin Hanım'a rastladım. Tepelik mevkiinde. Üstü başı kötüydü. Köpek saldırdı filan dedi ama ben pek inanmadım. Böyle hali tavrı bir garipti. Bir şeylerden çok korkmuş gibiydi. Neyse görüşürüz. Yine bağlı. Kendal'ın sana dokunması beni delirtiyor diyorum. Avluyu kan gölüne çeviririm diyorum. Yok dinlemiyorum beni. O avludaki havuz var ya.
O havuzdan su değil. Kan akar, kan. Sabrımın sınırlarındayım lan ben. Kimmiş yalancı? Kimmiş ihanet eden? He? Ayşe. Jandarma mı? Ben bir ihbarda bulunacaktım. Ne o Narin? Ebru yengeye düşüp mü üzülüyorsun yoksa? Zavallı kadın ya. Allah'tan oğlu son anda kurtardı da. Neyse ki ucuz atlattı. Seni de pek sevmişindir. Ne diyorsun Allah aşkına Özlem sen? Diyorum ki dün gece sen, bu sabah Baran is içinde geldi. Bu bir tesadüf mü sence? Sen bana bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Yangın Narin, yangın. Nasıl çıktı bu yangın? Sakın sen Ebru yengeyi yakmaya kalkmış olma. Aptal aptal konuşma Özlem. Ne bileyim ben. İnsan aklına her türlü şey geliyor işte. Ayrıca bu konakta artık ne olsa ben hiçbir şeye şaşırmayacağım vallahi. Ayşe bile elinde silahla bastı burayı. Diyorum ya. Vallahi Dallas yanımızda az kalır. Hadi oğlum hadi. Anlat bakalım. Hikayen uzunmuş gibi bakıyorsun. Sevda meselesi o belli de...